Arkadaşlar merhaba. Öncelikle YKS sınavına giren bütün adaylara başarılar dilemek istiyorum. Bu yıl sınava giren adaylar çok yoğun bir tempo içerisinde çalışarak ve salgının getirdiği belirsizliklere de göğüs gererek bugün sınava girmeyi başardılar. Başardılar diyorum çünkü bu yıpratıcı süreçte çalışmayı bırakarak hayallerinden, hedeflerinden vazgeçenler de oldu. Umarım hepiniz istediğiniz puanları alırsınız ve gönlünüzdeki üniversitelere yerleşirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videoda sizin karşınıza çıktığımda Milli Savunma Üniversitesi sınavında yapılan değişikliklerden bahsetmiştim ve oluşabilecek yeni değişikliklerden de sizleri haberdar edeceğimi söylemiştim. Son yapılan değişiklikle beraber fizik yeterlilik testi konuları 3'e düşürülmüştü. Sınava dair bazı konular biraz daha netleşmeye başladı. Şimdi bu fizik yeterlilik testi konularının puan dağılımları nasıl olacak birlikte göz atalım. Puan tablosunu açarken videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Videolara yaptığınız beğeni bizler için önemli. Sizlerin beğenisi sayesinde daha yüksek kitlelere ulaşabiliyoruz. Son yapılan değişiklikle beraber Milli Savunma Üniversitesi fizik yeterlik testi tablosu son hali bu şekilde arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz tablo erkek adaylara ait tablo. Şimdi konu konu puanlamaları inceleyelim. Öncelikli olarak barfix'te kol çekmeden başlıyoruz. Barfix'te kol çekmeden bir puan alabilmek için en az bir barfix çekmek gerekiyor. Tam puan olan 20 puanı alabilmek için de en az 15 barfix çekmek gerekiyor. 15'ten daha fazla barfix çektiğiniz takdirde yine 20 puan alıyorsunuz. Almış olduğunuz puan artmıyor arkadaşlar. Mekik hareketine baktığımızda mekikle alakalı bana çok soru gelmişti. Mekik 2 dakikaya çıktı mı çıkmadı mı diye. Mekik ekranda gördüğünüz gibi 1 dakika arkadaşlar. Personel temin merkezinin sisteminde mekiğin 2 dakika olarak gösterilmesinin sebebi subay ve astsubay alımlarında mekik hareketinin 2 dakika olarak uygulanması. Sistem üzerinde bu şekilde küçük hatalar olabiliyor. Sizin referans olarak alabileceğiniz tablo başvuru kılavuzunda yayınlanmış olan tablodur. Mekik hareketinin puan dağılımını incelediğimizde mekikten 1 puan alabilmek için en az 20 mekik çekmek gerekiyor. Tam puan olan 20 puanı alabilmek için de en az 48 mekik çekmek gerekiyor. 400 metre koşudan ise 1 puan alabilmek için en fazla 400 metreyi 84 saniyede koşmanız gerekiyor. Tam puan olan 60 puanı alabilmek için de 400 metreyi 60 saniyede koşmanız gerekiyor. Kadın adayların puan tablosunu incelediğimizde barfix'te açık tutuşta beklemede kadın adayların en az 1 puan alabilmesi için 30 saniye beklemesi gerekiyor. Tam puan olan 20 puan alabilmesi için de 65 saniye durması gerekiyor arkadaşlar. Mekik konusundan ise 1 puan alabilmek için en az 15 mekik çekmek gerekiyor. Tam puan olan 20 puanı almak için de 42 mekik çekmek gerekiyor. Son olarak 400 metre koşu konusundan 1 puan alabilmek için 400 metreyi en geç 99 saniyede koşmak gerekiyor. Tam puan olan 60 puanı alabilmek için ise 400 metreyi 80 saniye ya da daha aşağısında koşmak gerekiyor. Fiziki yeterlilik testinde 3 konunun ikisinden birer puan almak zorunludur. 2 ve daha fazla konudan puan alamayan aday not ortalamasına bakılmaksızın elenir arkadaşlar. Aday puan alamadığı branş veya branşlardan bir defaya mahsus olmak üzere itiraz sınavına girebilir. Böyle bir hakkınız var. Aklınızda bulunsun bu da. Buradan almış olduğunuz toplam puan sizin fizik yeterlik testi puanınızı oluşturmaktadır. Fizik yeterlik testi puanının %15'i de sizin aday değerlendirme puanı dediğimiz okula kayıt yaptırıp yaptıramama durumunu belirleyen puanı belirlemektedir.
Bazı adaylar aday değerlendirme puanına, sıralama puanı, Milli Savunma Üniversitesi puanı gibi farklı isimler de verebilmektedir. Ama dediğim gibi gerçek adı aday değerlendirme puanıdır. Bu puana göre sıralamalar oluşturulur ve kontenjana giren adaylar kayıt için çağrılır. Yeterlilik testi konularının 3 konuya düşmesi, sınavın daha kolay olur şeklinde bir düşünceye kapılmanıza sevk etmesin arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir düşünceye kapılmayın. Adayların en kolay puan topladığı konular durarak uzun atlama ve basketbol topu fırlatma konularıydı. Dolayısıyla bu konuların kaldırılmış olması sınavın kolaylaştığı değil, aksine zorlaştığı anlamına gelir. Çünkü 400 metre ve barfiks'te kol çekme konuları özveri isteyen, öncesinde hazırlık gerektiren konular. Dolayısıyla ikinci aşamaya gelirken hazırlıklı gelmenizde yarar var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sınavlar ve süreç ile ilgili sizlere bilgi paylaşımı yapmaya devam edeceğiz. Spor mülakatları ve sözlü mülakata hazırlanmak isteyen adaylar ekrandaki iletişim adreslerinden benimle iletişime geçebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.